Sezai Karakoç. Bayram. Ve bayram. Bugün dünya yüzündeki bütün Müslümanlar, şehirler içinde bizzat, şehirler ve ülkeler arasında da bütün ulaştırma vasıtalarıyla birbirlerine uğrayarak geçirilen bir aylık orucun üstün insana mahsus nimetlerini kutlayacaklar. Bir Müslümanın eli öbür Müslümanın eline, onun eli de bir başka Müslümanın eline, böylece bütün Müslüman eller birbirine kenetlenecek, Horasan'la kaynaşmışçasına kaynaşacaklar ve bütün Müslüman dünya kopmaz, yıkılmaz bir bina kuracak. Evlerden evlere barış taşınacak, muştu götürülecek, yüzleri Kur'an neşesi saracak. Her Müslüman, Kur'an'dan bir ayet gibi kalbini öbür Müslümanlara götürecek. İşte bu eşsiz bayram yalnız bizimdir. Bütün yıl Müslümanlığın yıpranması için çalışanlar bile bu bayramın güçlülüğü karşısında ondan uzak duramayacaklar. Katılacaklar bizim bayramımıza. Bayram onları bile kavrayacak, kuşatacak. Ah, ne olurdu hiç olmazsa bayramımızı bize bıraksalardı. Bayram ki taştan değil, rüzgar çizgilerinden değil, yaprak hışırtısından değil, bir medeniyet esintisinden, bir tarih ilhamından, Müslümanların aydınlık gönüllerinden gelen bir şuur hafifliğidir. Geliyor ve bizi ak çeşmelerin ışığıyla dolduruyor. Bakıyorsunuz sabahleyin ufkun doğu kesimi kızarırken bütün Müslümanlar camileri doldurmuş. Güneşin doğuşunu bekliyorlar. Sonra güneş bir mızrak gibi çıkıyor ve zamanın kalbine bayram nişanını işaretliyor. Toplar atılıyor ve namaz sarıyor vücutları ve ruhları. Ve imam müminlerin arasında yükseliyor. Bir tarafında sanki cennet, öbür tarafında adeta cehennem hutbesini bütün insanlığa okuyor. Bu hutbe İslam'a bir çağrıdır. Çelik ve beton arasında boğulan insana bir hürriyet çağrısıdır bu hutbe. Hürriyetin ancak kurtuluş içinde bir anlam ifade edeceğini ilan eden evrensel bir bildiridir bu hutbe. Vücuda olan tutsaklıktan, zamana olan tutsaklıktan, maddi manevi putlar korosuna olan tutsaklıktan kurtuluşa açılan bir çağrı kapısıdır bu hutbe. Kur'an'dan bir yaprak, havada bir sancak gibi sallanır. İşte size bayram hutbesi. Bayram namazından sonra toplumdan alınan güçle yüklü olarak evlere dönülür. Evlerde bekleyen çileli ömrün hayat arkadaşı ve evlerin bin renkli çiçekleri çocuklar. İşte bugün bir tatlı söz işitmek için hayatın bütün ağırlığını paylaşmayı göze alan çileli eşler ve anneler ve evlerin canlı bayramları çocuklar. Ve evlerden evlere bir barış armağanı, bir muştu haberi gibi gönderilen çocuklar. Ve her vakit namazından sonra yalnız bayram günleri kılınan namazlara mahsus namaz sonu tekbirleri. Sanki bayram tertemiz bir mendil ve beş vaktin tekbirleri de onun ölümsüz düğümleri. Kalbin aydınlık mühürleri tekbirler. Evlerden evlere taşınan armağanlar, evleri doldurup taşıran armağanlar. Topraktan yükselen bir mehtap, bayram akşamları. İşte o ulu geçmişten elimizde bir bu bayramlar kaldı. Onlara sıkı sarılalım da, hiç olmazsa bu son peygamber armağanını olsun elden kaçırmayalım. Bu şuur içinde kutlu olsun bayramlarınız Müslümanlar.